Koyma değil, benim kız kardeşim yükselme geldi. Yemek yemeği yağını yükseğe çıkıyoruz diye. Yanındaki arkadaşlar tehdit edince öyle aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonra da onlar da öyle kafalarına göre bir şeyler yapmıyor. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit neydi efendim? Tehdit burada bir arkadaş var, ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim diyor. Ben bu sokağın sahibiyim diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kurban iyice. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustu. Ama burada ben bu sokağın sahibiyim. Bilmem ne. Bunlar gerçek mi şeyler... peki? Gerçekten Cumhurbaşkanı berberiymiş. Evet. Burada berberin şey gelmişler burada. Bizi buradan çıkaracaklar. Siz buradan gideceksiniz. Tehditleri aileme. Arabamızı parçalamışlar annemin. Babamın arabasını şimdi parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler. Hayırlısı Allah'tan ya. Zaten peki yan dükkan beyefendi. Yani evet. İkisi komşu. Aynen öyle. Şimdi karakola ifade vermeye gidiyorsun. Yani. Aynen. Bak arabanın aynalarına ne hale getirmişler babamın. Şu hale bak. Al görüntü. Şirketin arabasını hale getirmişler. Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hira'nda yan tarafla kavga olmuş. Ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz? Beykoz Emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler? Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hira'na. Ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp kimi dükkana almıyorlar? Göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar.